Merhaba arkadaşlar, bugün Fırat ve Alper beni ne kadar iyi tanıyor ona bakacağız. Kim daha az tanıyorsa benim verdiğim sorulara daha kötü cevaplar, daha yanlış cevaplar veriyorsa ona videonun sonunda benim bulduğum bir ceza vereceğim. Ne olduğunu bilmeyeceğiz. Ne olduğunu daha ben kişi bilmiyorum. Özel. Ne olduğunu ama ben de daha bilmiyorum bu arada, öyle diyeyim sana sıkıntı yani. Sıkıntı yok, ben daha iyi tanıdığım için problem yok. Vay, bak Fırat da iddialı bu konuda. Fena değilimdir. Başlayalım mı? Şimdi, çocukken beni niye psikoloğa götürüyorlardı? Seni çocukken psikoloğa mı götürüyorlardı? Evet abi. Ya bunda ayıp bir şey yok bu arada yani. Tabii, tabii canım bunda. Ama bunu bilmediğimi söyledi. Yani. Psikoloğa gitme ne ayıp. Evet ben hala mesela vaktim olsun. Neyse buyursunlar. Evet. 3, 2, 1, döndür. Ne? Kakasını yediği için. Kakanı yediğin için. Böyle bir şey yok. Tedirginlik de lan. Ay çok tedirgin. Şimdi gidersin ya. Ona şimdi gider. Küçükken şey mi diyecekti annesine? Bir şey söyleyeceğim, böyle bir şey çok var mı? Çok tedirginim. Bunu eski bir itiraflarda söylemiştim ben ama bir yani çok küçükken takım yani demiş. Neyse konu bu değil zaten. Nasıl yine konu buraya geliyor anlamıyorum ki. Abi konu. Konu niye hep buraya geliyor? Abi bence konunun ana sebebi bu. Senin ana sebebin bu. Ha 7 yaşlı çocuk nasıl tedirgin olabilir? Abi anne çok tedirgin. Bas şöyle yaparsın. Acaba bir şey mi gelecek başıma, ne olacak? Acaba buradan geçersem düşer miyim? Hayır tabii ki. Değil mi? İkisine de puan vermiyor buradan abi. Abi kakayı yediğin nedir ya? Değil de yani ben olay şokundayım. Dikkat bozukluğu. Dikkat evet. Ama büyük dikkat bozukluğu yani böyle şey sınavları falan bayağı etkiliyordu. Bayağı böyle şeydi. Bir de, bir de konsantrasyon bozukluğu. Kaç yaşında? İşte 7-8 ama hala var konsantrasyon şeyin. Evet. O zaman işe yaramam. Nükseder ama tekrardan yok. Evet. İşe yarıyor da nüksetmiştim. Nükseder. Geçelim ikinci soruya. Evet. İkinci soru. Evet. Bugüne kadar saçımı hiç boyattın mı? Hayırsa hayır. Evetse de rengi. Görelim. 3, 2, 1. Evet ve sarı. Mor. Yani hayır, ikisi değil. Abi bizim zamanımızda şey çok modaydı, hatırlıyor musun sen? Gri. Beyaz. Beyaz. Yemin ederim aklıma geldi. Abi, yemin ederim beyaza ya. Beyaza boyamak acayip modaydı. Ya çünkü bak ben boyadım. Dedim ki sen ama bu... Sen beyaza boyadın mı sen de? Tabii canım, sprey boyayla ben griye boyamadım mı saçımı ya? İşte kaçar mı ya? Ben de hiç gelmedi aklıma ya. Direkt mor, benim yeşil. Benim bak yemin ederim o geldi ama dedim ki benim küçükken sarışındı. Büyünce yani nasıl oldu fark edip büyüdüğünde yaptığını düşündüm ben bunu. Yok. Oh. Ama beyaz sarıya daha yakın diye Fırat'a puan verisim var. Oha ama verilir. Var. Oha ama çok verilir. Daha neler. Abi mor. Mor ne? Kurban olayım bu mor abi, nedir ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Mor ama içi yıkamada griye dönüyor o zaman. Öyle tamam. Söyleyeyim. İyi tamam o zaman puan hala vermiyor. Kimse puan olmadı hala. Meli bir sıfır. Tamam. Abi ama bu sorular, ben biraz, sorular bir biraz daha zor. Sorular zor. Bak ya. Lisedeki en başarısız dersim hangisiydi? Ötesi yok. Beden dersidir yani. Abi iki tane vardı. İkisini de kabul edecektim. Öyle doğru söyledim. Gerçekten böyle. Bir tanesi kimyaydı. Evet. Kimyada hep düşük not alıyorum. Kimya alıyor muydun ya? Alıyordum evet. İkincisi de herkesin 5 alırken benim 3 ve 2 aldığım beden abi. Gerçek yemin ediyorum gerçek hikaye. Vallahi diyorum sana ya. Bedendir ya. Ben tanıyorum. Abi yani bütün ya benim aklıma geldi. Bende de 3 şık vardı. Matematik, kimya. Matematik her zaman iyiydi. Matematik, bak, kimya. Geometrinin iyiydi. Ve beden. Evet. Yani evet. Bu 3'üydü. Fırat 1 puan kazandı. Bu yarışmadan mükemmel gidiyor. Bak bu da çok boş beli soru bir tane daha geliyor. Hadi. Futbol oynarken beni hangi pozisyona koyuyorlar? Tamam. Kale, defans. Defans. Bir tanesi doğru. Bence defans. Abi, sence niye kale? Çok. Abi kötü oynayan adamı kaleye niye koysunlar? Gol yiyeyim diye mi koysunlar kaleye? Hayır, kötü. Topa vuramıyorsun ama topu tutabiliyorsun bence. Yok, bence topu defans. Da tutamıyorum diye defans alır. Gelen adamın ayağına gir demişlerdir ona. Karşıdan gelen adamın ayağına ya, uç demişlerdir. Doğru muyum? Böyle. Cümleyi de söyledim bak. Cümleyi de söyledim hatta. Bak 2-0 Fırat çok iyi gidiyor. Daha var mı soru? Var birkaç tane, o zaman çevirebilir miyim? Yok. Zor. Zor. Bak bunu bilir misiniz emin değilim. Ama bilirseniz hani bunu biri bilirse 2 puan veririm ben bu soruyu. O kadar değil yani. Oo, ne kadar zor ki. Gençlik hayalim olan araba hangisi? Lise çağlarında mı? Lise çağlarında, üniversitede de. Yani böyle şey bir araba değil çok. Hani ulaşılamayacak bir araba değil. Biraz da şey yapmak için söylüyorum yani böyle hani abartı
Ferrari gibi bir araba değil. Ama böyle hayalim olan bir araba. Üniversite zamanında özellikle ilk araba alırken falan çok istemiştim ama böyle biraz daha pahalı bir araba. Bakalım. Evet, 3, 2, 1. Oha, Porsche. Porsche ulaşılamaz mı sence? Ulaşılabilir mi? Ulaşılabilen bir araba mı? Kardeş, sen alamaz mısın şimdi Porsche mesela? Ya ben alırım. Ben Chevrolet. Hayır abi, ikisi de değil. Ulan Ferrari gibi şeyler değil dedim, gitti Porsche abi, yazdım. Porsche abi ben, benim ben bir tane var. Eksi bir ya, eksi iki ya. Eksi iki yok öyle yok, bir şey. Yok tamam, yok da niye yazdın Porsche abi? Dedi bu kadar Ferrari falan değil diye. Ferrari dedin ama Porsche demedin. Bu arada gerçekten bir bu vatandaşın da eskileri çok pahalı değil, şaka bir yana hani. Vallahi yeni, ben araştırmıştım, o kadar değil abi yani. Yok söyleyeyim yani. Mi? New Beetle. Ay doğru lan, bunu şimdi bunu ya söylemiştin. Söyledim, bunu söylemiştin ya. Söyledim. Söyledim. Bak işte. Ah be. Evet. Ben böyle şey evet. Tahmin ettim, böyle eski arabaları da seviyorsun sen. Evet. Böyle. Ama. Tamam, Fırat kişi kazandı. Chevrolet davacı açmazsa bir şey. Yanlış mı yazdın? Yanlış mı? Bilmiyorum. Evet. Tamam, son bir tane soru, o da adetten olsun bari. Evet. Kaç tane kuzenim var? Evet, 3, 2, 1, yok ve 6. 6. Okey. 1'di. Fırat Bey yoka daha yakın, 0'a daha yakın olduğu için Fırat'a puan. Ben çünkü ya 1'di, ya 2'di ya da hiç hatırlamıyorum. 6 ne ya? Bir de biliyorum dedi, neyi biliyorsun oğlum? Alper, herkes senin sürelerin kadar geniş değil, herkesin 6 amca olduğu. Bir şey söyleyeceğim ben, herkes benim kadar şey değil diye 4'e böldüm benim kuzen sayısını. Evet, Alper beni yeterince iyi tanımıyor diye Alper'e bir ceza vermek istiyorum. Bir tane vur ya. Yok, niye vurayım canım? Alper, gel sen de dışarı çıkalım ya. Ooo, dışarı çıkmadı. Bayılırım. Hadi gel. Alper, sana ceza vereceğim. Bak, bekliyorum. Bak şu yolun ortasına gir. Şuraya. Yolun ortasına. Evet, evet ama arabaların geldiği yere. Sonra? Orada bekle araba. Hayır, sonra şey diyeceksin. Melih'i daha iyi tanımalıydım ulan diye ama bak o kadar bağıracaksın ki buradaki herkes sana bakacak. Kimse yok gerçi ama. Ya. Olsa sana bakarlar yani. Evet. Merhaba. Merhaba. Ooo. Şimdi. Evet, gidiyorum. Ama bu şimdi, sürede de araba çarpmasın, bir de polis. Hayır, ortada. Ben polis arabası geçsin. Bir saniye. Tamam. Polis arabamız geçsin. Geçti. Biraz daha geçsin çünkü hayır, durdur yolu, durduracaksın abi. Aynen. Ben Melih'i daha iyi tanıdım diye durduracaksın yolu abi. Şimdi boş. Hayır, bekle ben araba arabayı bekle. Araba gelsin bir tane. Oha, bu tam boşuna mı bağırdın? Evet. Dursun mesela. Ben Melih'i daha iyi tanımalıydım. Saygılar. Abi tam eli levyeyi attı, ben bir adım attım yani, o yüzden. Yani tebrik ederim. Yani çok yani, zor bir ceza olmadı bence ama okey. Yani. İşte etraftaki insanların bakışları. Yani. Evet arkadaşlar, videodan sonra sonuna geldik, konuşamadım. Çok soğuk. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Üzere.